Hepinize günaydınlar arkadaşlar. Sabah kahvaltı yaptık. Şöyle siz bir rezaletliyim bir saniye. Sabahleyin annemler bir işleri vardı. Pendik'e gittiler. Biz de Özgü Duru'yla kahvaltı yaptık. Masa hala duruyor. Çünkü Özgü Duru varken, yani evde kimse yokken Özgü Duru yalnız başına durmuyor. Onu içeride tutuyorum, ağlıyor. Burada tutuyorum, kucağıma gelmek istiyor. O yüzden buraları toparlayamadım. Şimdi onu uyuttum. Geldim buraya. Öncelikle buraları toplayacağım. Sonra bir kahve içeceğim. Burada Rıdvan arıyor, bir saniye. Efendim. Dün bu haberlerde işte okulların tatil edilebilir ibaresinden itibaren ben birazcık tedirgin olmaya başladım açıkçası. Sonra Kübra Tarakçı, onun YouTube kanalı var. Bizim arkadaşımız, biliyorsunuzdur illaki. O da bana bir post atmış. İranlı mı, Mısırlı mı bir tasarımcı böyle geleneğe maske tasarlamış. İşte maskenin böyle şeyleri var. Boncukları falan var. Koronavirüsten koruyan gelinlik diye. Sonra Instagram'da ben de onu paylaştım. Sonra ardından dedim ki, yani açıkçası Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum. Ama hani gelirse de çabuk atlatırız diye düşünüyorum dedim. Ondan sonra birazcık hak verirsiniz ki hem evlenecek olanların ekstra girmiş olduğu bir psikoloji vardır. Hani nasıl olacak, ne olacak. Ben de zaten birazcık yapı gereği stresli bir insan olduğum için düşünmeye başladım. Sonra Rıdvan'la konuştum hatta. Dedim böyle böyle. Yani virüs gelirse ne olur? Ne yaparız? Düğün tarihimiz belli. Balayımız alındı. Daha hani hiçbir şeyimiz hazır değil. Yani daha zamanı var çünkü. O yüzden hazır değil. Biraz daha hani düğüne yakın tarihlerde ayarlamak istiyoruz her şeyi ama. Yani virüs gelirse nasıl olacak? Sonra orada işte Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz falan dedi. Böyle konuştuk. Sonra mutfağa geldim. Babamlar, Sedalar bizdeydi. Onlarla dedim ki işte virüs gelirse ne yapacağız? Benim düğünüm ne olacak? Şimdi diyeceksiniz ki virüs gelmiş, sen düğün derdindesin. Ama bana hak vereceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü biz bir düğün hazırlığı içerisindeyiz ve hani bu bizim için şu anda, hani benim hayatımda şu anda ilk sırada olan şey düğün hazırlığı. Aynı şekilde benim ailemin de o şekilde. Hani her şeyimizi işte düğün hazırlığıyla orantılıyoruz. Ondan sonra işte hatta konuştuk. Seda da dedi ki abla dedi nikah olur sadece. Ona da sadece işte aile çevresi gelir. Düğün de artık ya olur ya olmaz. Sonra ben böyle başladım karalar bağlamaya. Yani işte gelinlik ne olacak? İşte hani düğün hani olsaydı güzel olurdu falan filan. Sonra bu konuşmadan bir saat sonra Sağlık Bakanımız açıklama yaptı. Ve bir kişi de virüs oldu diye. Zaten şöyle bir durum var. Sadece iki ülkede çıkmamış. Bir çok değişik bir ülke adını şu an hatırlamıyorum. Bir de Türkiye'de. Hatta böyle bazı caps sayfaları işte Türkiye finalde diye böyle espri yapmışlar. Sonra bizden bir saat önce de diğer olmayan ülkede de virüs çıktı. Şu anda tüm dünyada virüs hakim. Bütün ülkelerde. Hepsinde virüs hakim. Yani dünya nereye gidiyor? Gerçekten kıyamet alameti zaten bunlar. Ama gerçekten hani dünyanın sonu geldi mi? Bu böyle nasıl gidecek? Şimdi bir kişi var, evet. Hani onun hastalığı geçecek mi? Allah korusun. Ne olacak sonuçları? İşte o kişinin temas ettiği kişilerde de bu vaka görülecek mi? Dedikleri gibi gerçekten sadece yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan insanlarda mı daha fazla etki ediyor ki? Gerçi benim de kronik rahatsızlığım var. Ben de astım hastasıyım, biliyorsunuz. Ve bu direkt solunum yollarını etkileyen bir hastalıkmış. Yani Allah korusun. Gerçekten Allah korusun. Dün gece uyuyamadım. Yani anlatmam gereken şey oydu aslında. Dün gece uyuyamadım. Sonra dedim ki her şey olacağına varır. Her şey nasip, kısmet.
Elbet bir şey böyle oluyorsa bir nedeni vardır. Benim düğünüme daha 4 ay var. Yani 4 ayda hani hayatın bize neler getireceği bilinmez. Ama mesela şurada 2 hafta sonra bir yakınımızın düğünü vardı. Var yani. Oraya katılacağız. Katılmamız da gerekiyor açıkçası. Önemli bir düğün bizim için. Şimdi hani onların açısından düşünüyorum. Daha çok sıcağı sıcağınayken her şey. Şimdi düğün olacak. Davetiyeler dağıtıldı. İlerlerse yani bu hastalık çok yayılırsa düğünler iptal olacak mesela. Bazı ülkelerde düğünler iptal olmuş. Bilmiyorum. Temmuz'a kadar ne olur bilmiyorum. Havalar ısınınca virüs de yok olur diyor bir kısım. Bir kısım diyor ki yok olmayacak. O bir hurafe, söylenti diyorlar. Bilmiyorum. Sizinle böyle dertleşmek istedim açıkçası. Biraz çok konuşmuş olabilirim. Hakkınızı helal edin. Ama benim yolumdan geçmiş insanların beni anlayacağını düşünüyorum. Rabbim inşallah gerçekten sağ salim şu virüs olayını atlatmayı tüm ülkelere nasip etsin. Hiçbir şekilde virüs yani kimseyi etkilemesin inşallah. Sonra diyorlar ki işte gripten ölen insan sayısı aslında daha fazla koronavirüse göre diyorlar. İşte medya biraz daha abartıyor sürekli söylediği için diyorlar. Bilmiyorum. Özgür Duru'dan korkuyoruz. Küçük bir bebeğimiz var sonuçta evde ve Murat okula gidiyor, annesi işe gidiyor. Hadi biz bir şekilde evden çıkmayız, bir şekilde kendimizi koruruz ama işe gitmek zorunluluğu olan insanlar var. İşte dışarı çıkınca gelip hemen kıyafetlerimizi yıkamayı, elimizi yüzümüzü zaten yıkıyoruz, yıkamayı falan düşünüyoruz. Bilmiyorum. Mevlam neylerse güzel eyler diyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Benim için ve benim gibi olan insanlar için de dua edin arkadaşlar. İnsan çünkü heves ediyor, hayal kuruyor. Ama hani bazı şeyler, bazı engeller ne yazık ki çıkabiliyor hayatta. Başka şeyler de olabilirdi hani virüs haricinde Allah korusun. Öyle bakalım ne olacak? Bakalım o gün gelince ne olacak? Nerelerde olacağız? Nasıl olacağız? Hayırlısıyla sağ salim atlatırız inşallah bu virüsü. Şimdi annemler geldi. Bayağı bir alışveriş yapmışlar. Size hemen onları göstermek istiyorum. Öncelikle şurada çamaşır suyu almış annem. Çaykur Rize çayı var. 2 tane. Büyük bir alışveriş yapmışlar. Sonra burada domates var. Bu arada babam Özgür Duru'yu seviyor. Seslerden dolayı kusura bakmayın. Sonra burada pilavlık bulgur var. Ben bunları çıkartayım. Yerleştirirken de kolay olur. Burada nohut var. Burada bizim Kim Market var. Oraya gitmişler sanırım. Burada böyle az bir patates var. Şöyle yere bırakalım. Sonra burada yeşil biber. Şurada portakal. Bu arada virüsten korunmanın yollarından birisi portakal yemekmiş galiba. Sonra burada soğan var. Sonra burada böyle limon var. Evet, bu da bitti. Buradakilere geçelim. 2 paket pirinç almışlar. Şöyle. 2 paket şöyle tereyağı almışlar. Bunları küçük küçük parçalara bölüyoruz. Ondan sonra dolaba koyuyoruz. Daha kolaylık oluyor. Sonra şöyle siyah zeytin var. Tuz var. Burada tel şehriye var. Burada bir adet makarna var. Domates salçamız var. Burada da 3 paket maya var. Bir tanesi de burada. Bir tane de şeker var. Onu şimdi çıkarmıyorum. Sonra şu Bint Aktivin. Bulaşık deterjanından almışlar. Aa, burada bir tane daha tereyağı çıktı. Tereyağı uygun da herhalde. Burada 2 tane maden suyu var. Sonra burada eti burçak var. 3 tane çubuk makarna var. Anne marketi satın almışsınız. Yani evde bir şey kalmamıştı da. Büyük market alışveriş yapmışlar. Makarna ve şehriye var tekrardan. Burada fasulye var. Burada hamur kabartma tozu var.
Burada bir beyaz peynir var. Şöyle koyacağım. Burada bir tane daha toz şeker var. Orada yoğurt var. Şurada kırmızı mercimek. Burada da tekrar bir makarna var. Hangisi açılmış? Mercimek anne açılmış. Yok dökülmedi. Şurasından patlamış onu ayarla da. İki tane yağ var. Ondan sonra tuvalet kağıdı almışlar. Tuvalet kağıdı kaç tane aldınız? Bayağı almışsınız. İki tane tuvalet kağıdı, iki tane de galiba havlu peçete almışlar diye düşünüyorum. Bu havlu peçete mi gerçi? Yok bu tuvalet kağıdı. Böyle market alışverişi bu kadar arkadaşlar. Şimdi hemencik bunları bir yerleştirelim. Seda ordudan böyle kuru yufkalardan getirmiş. Şimdi bize de getirdi. Bu arada babamlar geldi demiştim ya. Açığa koymuştum ben de. Annem de onları şimdi kızartacak. Şurada da hemen göstereyim. Bir saniye. Şurada da biberler kızarıyor. Sonra nasıl yapıyorsun anne? Börekleri ısladık. Hayır öyle açmıyorlar ya. Nasıl açıyor? Kapalıyken arasına sıkıştırıyor hemen. Biz açıyoruz ya genelde ne bileyim. Açınca patlamanın anlamı yok ki o zaman. Açmayacağım. Dur bir dakika kızım. Sonra normal peynir. Yani istediğinizi koyabilirsiniz işte. Börek gibi oluyor. Şöyle yapıp yeter, şöyle. Mı? Şöyle. Yani ya peynirli yapıp. Sen farklı yaptın. Böyle. Ne yapıyorlar? Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sarma yapraklarını dün annem biliyorsunuz böyle haşlamıştı. Şimdi Seda ile birlikte biz sarmaya başlayacağız. Özgür Dürüt annemi tuttu galiba, kapıyı kapattım. Burada da boşnak mantısı yapacakmış annem. Onun hamuru var. Şimdi biz böyle hızlı hızlı saralım. Ondan sonra da direkt dolaba koyalım bunları. Arkadaşlar sarma o kadar zor sarıldı ki gerçekten saramadık yani. Böyle büyük büyük oldu. Biz de bıraktık artık. Şöyle yarısı kaldı. Şimdi bunları annem pişirecek. Sarılmıyor. Böyle ince değildi yaprakları. Olsun yine de bir pişirimlik çıktı. İnşallah tadı güzel olur. Sardığımıza değer yani. Bu şekilde görünüyor. Evet şöyle sofrayı kurduk arkadaşlar. Karalahanımız da pişti. Böyle bir çay kahvaltısı şeklinde olacak bu akşamki menümüz. Yaz geldi ya bizim çay kahvaltımız. Burada da börek pişiyor. Hadi ya. Bak bak. Arkadaşlar biz şimdi Roka'ya geldik. Ben kameramı evde unutmuşum. O yüzden telefonla çekiyorum. Böyle bir ses değişikliği olabilir. Yemeğimizi yedik. Ondan sonra Rıdvan gitti. Biz de arkadaşlarımla buluştuk. Yanımda Burcu var. Ömer var. Bir de karşıda Songül'ler. Ömer'i göstermeyeceğim ama Burcu'yu gösterebilirim. Songül'ü de şöyle göstereyim. Çocukluk arkadaşlarımla bir çay çorba yapamasak da kahve yapıyoruz. Muhabbet sabah. Niye bu kadar sessiz kaldınız ya? Hep böyle oluyor biliyor musun? Arkadaşlarımla böyle görüşüyorum. Ben videoyu çekmeye başladığım zaman böyle susuyor. Alışkın değiliz. Evet. Alışkın değiliz. Ben Türk kahvesi içiyorum. Songül sıcak çikolata. Burcu da yemek yiyecekmiş. Öyle o zaman bize afiyet olsun. Bu arada biz kızlarla buluştuk. Ondan sonra ben eve geçtim. Üstümü, kıyafetimi değiştirdim. Malum dışarıdaki kıyafetlerle artık evde durmuyoruz. Ev kıyafetlerimi giydim. Sonra hemen Seda'lara geçtim. Arkadaşlar Seda buraya bir sürü kıyafet çıkarmış. Kendi videosunda göstermiş hangi kıyafetleri satacağını. Şimdi benim bir aktif dolap hesabım olduğu için yine benim dolap hesabıma bunları koyacağız. Bugün yine 3 tane kıyafet sattım. Öyle baya baya. Bu işe giriyoruz. Bakarsınız yakında bir butik hesabı da açarız. Dolaptan satış yaparız. Bakalım belli mi olur? Bayağı güzel elbiseler var bu arada. Girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunu daha yeni almıştı mesela. Yepyeni. Bir kere giydi sadece. Onu da şimdi satıyor. Böyle.
Evet arkadaşlar, artık videoyu kapatmanın zamanı geldi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve kanalıma abone olmadan izliyorsanız da abone olursanız mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.